Özel gündemden herkese günaydın, herkese merhabalar diyelim. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. TİKA'yı misafir ediyoruz. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA bize ayrıntılı bir şekilde anlatacak bakalım. TİKA hangi ülkelerde faaliyet gösteriyor, hangi ülkelere yardımda bulunuyor ve bugün İstanbul'da önemli bir zirve düzenleniyor. Somali zirvesi var. Neler konuşulacak? Zirve öncesinde TİKA'dan önemli açıklamalar gelecek. TİKA Başkanı Doktor Serdar Çam bizimle birlikte, dönelim hemen. Merhabalar efendim, günaydın diyelim günaydın. Size. Çok önemli bir gün aslında sizin için. Çok yoğun gündemde buraya geldiniz. Teşekkür ederiz. Sabah saatleri itibariyle Somali zirvesi başlayacak. Evet. Ayrıntıları konuşacağız ama öncesinde TİKA'yı tanımak istiyoruz. Ne iş yapar TİKA? Evet, bu yıl 20. yılını kutladığımız TİKA, 1992 yılında Orta Asya Cumhuriyetlerinde bağımsızlığına kavuşmuş Türk Cumhuriyetlerine kardeşlik hukuku çerçevesinde lojistik desteği sağlamak, kalkınmalarına, dünya entegrasyonuna katkı sağlamak üzere kurulmuş bir önemli bir kuruluşumuz. O günden bugüne tabii çok önemli gelişmeler kat etti 20 yıl içinde. Coğrafi olarak genişlemeler de bulundu, içerik olarak genişledi. Ve faaliyetleri tabii giderek artıyor. Balkanlar'da, Orta Asya'da, Orta Doğu'da, Afrika'da ve geçtiğimiz yılın sonlarında yapmış olduğumuz kanun düzenlemelerle artık 5 kıtada ülkemizin bayrağını en güzel şekilde teknik işbirliği anlamında temsil etmeye çalışacak. Şu an kaç ülkedesiniz? Şu an ofislerimizin sayısı 30 bulmak üzere, özellikle Arap Baharı sürecinde ve Afrika'daki yaşanan bazı sıkıntıları da dikkate alarak hızlı bir büyüme yaşadık son yıllarda da. 30 kadar ülkede ofisimiz var. Bunun haricinde 100 ülkede de çeşitli şekillerde projelerimiz yapılmakta veya başlamakta. Peki bu projeleri biraz bize anlatsanız daha net anlayabilmek adına TİKA'yı. Tabii bizim temel olarak yapmaya çalıştığımız konuların başında işbirliği, teknik işbirliği, oradaki faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi, ekonomik olarak oradaki insanların kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi, dünya ile rekabet edebilir noktaya ulaşması, ticarette, yatırımda, sanayide, her alanda etkin bir devlet olabilmelerine dönük elimizden geldiği kadar ülkemizde birikmiş çeşitli kapasitelerin aktarılmasıyla ilgili çalışmalar yürütmekteyiz. Başlıca konularımız tabii devletin kapasitesi. Özellikle ülkemiz çok ciddi konularda deneyim kazandı. Belli bir enerji birikimi yaşadı ve bunları yavaş yavaş hukuku çerçevesinde, komşuluk hukuku, kardeşlik hukuku, tarih bilinci çerçevesinde diğer ülkelere aktarmaya gayret gösteriyor. Güvenlik, adalet, sağlık, eğitim, pek çok alanda kapasitelerimizi diğer devlet birimlerimizdeki, teşkilatlarımızdaki birikimleri bizim koordinasyonumuzda dışarıya taşımaya çalışıyoruz. Pek çok ülkenin polis teşkilatlarının eğitimine katkı sağlıyoruz. Sağlık alanındaki çalışmalarına, hekimlerinin yetişmesine, akademisyenlerin yetişmesine dolaylı da olsa katkılarımız oluyor. Bunun haricinde yatırımlarımız var. Sağlık yatırımlarımız var. Okullar açıyoruz. Filistin'de, Orta Doğu'da, Orta Asya'da pek çok alanda, spesifik konularda, teknik, mesleki eğitimden tutun, değişik alanlarda okulları hizmete sunuyoruz. Ayrıca eğiticilerin eğitimi gibi programlar yapıyoruz. Tarımsal kalkınma, hayvancılık projeleri konusunda katkılarımız var. Tabii hiçbir şekilde ihmal etmediğimiz ve giderek arttırmaya çalıştığımız, tarihe karşı sorumluluğumuzu yerine getiren ve dünya mirası olarak gördüğümüz tarihi yapıların restorasyonu konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bugün pek çok eserimiz Balkanlarda, Orta Asya'da ve Orta Doğu'da peyderpey yavaş yavaş restore edilip geleceğe dönük bir şekilde hazırlanıyor, teslim ediliyor. En azından yüzlerce yıl daha ayakta kalabilecek şekilde statik olarak güçlendiriliyor ve gereken güzelleştirmeler yapılıp o ülkeye teslim ediliyor. Sonuçta hem onların mirası oluyor hem bizim mirasımız oluyor. Hem Türk kültürünün hem Türkiye'nin bu ülkelere isminin gitmesi adına gerçekten çok değerli hizmetler bunlar. Peki 100 ülke az bir ülke değil, az bir ülke sayısı değil. Dışarıdan bakıldığında Türkiye nasıl görünüyor acaba? Oradan nasıl görüyorlar? Tabii her gittiğimiz ülkede çok büyük bir iltifatla karşılaşıyoruz. Öncelikli olarak tabii devletimizin gücü, milletimizin gücünü orada hissetmeleri ölçüsünde büyük bir bize karşı bir iltifatla, büyük bir muhabbetle yaklaşıyorlar. Çok küçük, çok basit katkılarımız, yatırımlarımız büyük bir teşekkürle, büyük bir heyecanla dönüyor ve dolaylı olarak tabii biz böyle bir hesap kitap içinde yaklaşmıyoruz. Yani biz buraya gidelim, şu çalışmaları yapalım da bize sıcak yaklaşsınlar mantığıyla gitmiyoruz. İnsani, ahlaki ve tarihi geçmişimize bağlı olarak bir takım çalışmalar yapıyoruz ama bunun sonucunda dolaylı olarak ülkemizin oradaki etkinliği,
ticari, siyasi, sosyal pek çok alandaki etkinliğinin artmasına dolayı katkısı var. Yani büyükelçiliklerimizin diplomatik ve siyasi çalışmalarına dolaylı da olsa bizim teknik işbirliği çalışmalarımız, projelerimizin önemli katkısı oluyor. Ülkeler arasındaki o hukukun gelişmesi çok önemli tabii. Yani mutlaka. Dış ticaret açısından, siyasi açıdan öncelikli olarak düşman olma faktörünü ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Aksine dostluğunuzu pekiştiren bir süreci başlatmış oluyorsunuz bu çalışmalarla. Küresel güç olma yolunda ilerleyen Türkiye diyoruz ya, mutlaka sizin yaptıklarınızın da TİKA'nın faaliyetlerinde faaliyetlerinin de faydası olduğunu görmek mümkün. Peki bu yardım talepleri ülkelerden mi geliyor, yoksa herhangi bir araştırmayla mı yola çıkıyor TİKA? Tabii daha fleksibel olabilme adına biz talep merkezli bir çalışma içindeyiz. Yani masa başında bürokratik analizler, teknik analizler yaparak sahayı tam anlamadan bir takım projeler geliştirmek çok gerçekçi olmuyor. Pek çok ülkeye göre de bu noktada böyle bir avantajımız var. Çok pratik bir şekilde ofislerimize ulaşan bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde ilgili birimlerimiz bir takım kararlar veriyor ve projeleri başlatıyor. Ya da direkt devletlerden, direkt hükümetimize, bakanlıklarımıza gelen talepler bize ulaşması neticesinde onu teknik işbirliği projesi çerçevesinde sisteme entegre ediyoruz. Şimdi Türkiye hem tarihi boyunca da her zaman veren el olmayı bildi. Yine önümdeki rakamlara bakarsam da dış yardımlar konusunda Türkiye OECD ülkeleri arasında rekor kırmış, birinci olmuş. Ayrıntıları sizden dinleyelim. Bunlar evet, güzel haberler çünkü. Geçtiğimiz ay Sayın Başbakanımızın katılmış olduğu Birleşmiş Milletler toplantısında Türkiye 2010 yılında 1 milyar dolar resmi yardımda bulunurken 2011 yılında 1.38 milyar dolara çıkarttı bu yardım miktarını. Bu yardım miktarlarının derlenip toparlanması, raporlandırılması TİKA üzerinden yapılmakta. Kızılay, AFAD, TİKA ve pek çok işte Sağlık Bakanlığı gibi çeşitli kuruluşlarımızın dışarıda yapmış olduğu çalışmaların sonucunda çıkıyor. Bunların bu rakamlar resmi tabii. Yani STK'larımız, vakıf, dernek veya işte kişisel yardımlar, hayırlar, onlar hariç. Onları da eklediğimiz zaman bu rakamın 2 milyar, 2,5 milyar dolar civarında en az olacağı beklenmekte. Bununla ilgili tabii resmi çalışmalar tamamlanmadığı için bu şekilde ifade ediyoruz. Ama Sayın Başbakanımızın dünyaya ilan etmiş olduğu rakamlar çerçevesinde biz OECD'de %38'lik büyümeyle bir rekor kırdık devlet olarak. Bu tabii çok gurur verici bir şey. Yani milletimizin Kadir Şinaslı, vefası, paylaşımcı olması, lokmalarını, ekmeğini kardeşleriyle, civarındaki başta komşular olmak üzere bütün insanlarla paylaşmayı bilen bir yapısının olduğunun göstergesi. Bu tabii çok önemli bir rakam. Yani 50 milyon dolarlar mertebesindeyken bir anda 1.38 milyarlara ulaşmış bir devlet gücü ortaya çıkıyor. Bu tabii aslında Türkiye'nin ne kadar büyüdüğünün de bir göstergesi de değil mi? Kesinlikle. Yani ekonomik bir büyüklük anlam ifade ediyor. Pek çok ülke ekonomik krizler yaşar iken bu rakamları ciddi manada düşürmeye başladı geçtiğimiz yıllarda. Bu açıdan da bakıldığında dünyadaki sıkıntıların giderilmesinde Türkiye'nin çok önemli rolü olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi TİKA 100 ülkede dedik ama bir taraftan gerilimlerin yaşandığı ülkeler de var elbette ki. Ülkeler arası ilişkiler nasıl etkiliyor acaba sizin faaliyetlerinizi? Mesela Suriye'yi görüyoruz. Maalesef. Var mısınız orada? Maalesef Suriye'de biz yakın zamanda ofis açtık. Oradaki Şam ofisimiz çok güzel, çok hayırlı projelere adım atmaya başlamıştı. Orada önemli bir medrese külliyemiz var. Süleymaniye Külliyesi. Onun restorasyonu ile ilgili çalışmaları başlatma noktasındayken maalesef bu sıkıntılar yaşandı. Şu an için güvenlik nedeniyle biz de ofisimizi kapattık. İlgili arkadaşımızı Beyrut'taki ofise yönlendirdik ve oradan dolaylı da olsa takip etmeye çalışıyoruz. Sonuçta biz siyasi bir kuruluş değiliz. Teknik işbirliği, teknik yardım için oradayız. Oradaki kuruluşlara da o mesajı vermeye çalıştık. Yani biz buradaki krizin aşılmasına, çözülmesine üzerimize düşen herhangi bir görev, vazife varsa yapmaya, yardımcı olmaya hazırız mesajını verdik ama ancak son yaşanan olaylar bunları algılama imkanı vermiyor. Şimdi işbirliği yapmak için, işbirliği yapmaya niyetli birilerinin karşınızda olması gerekiyor mutlaka. Tabii. Ama biz şu şekilde de bir hazırlık içindeyiz. Yani en azından teknik olarak bu kriz bittikten sonra birçok yakılmış, yıkılmış, çok ciddi krize girmiş şehirler, yerler bizleri bekliyor. Genelde kriz odaklı bir çalışma içindeyiz. Yani kriz sonrası çözümler üretmeye çalışan bir yapımız var. Haiti depremi, Pakistan'daki felaketler, Afganistan'daki sorunlar. Dolayısıyla dünyada nerede kriz ve sıkıntı varsa o
oralarda da olmak üzere bizim de bir hazırlanma, bir beklenti oluşturma çalışmamız var. O noktada yani Suriye ofisimiz kapalı ama Suriye ile ilgimiz her gün biraz daha artıyor. Daha hazırlıklı bir şekilde olayları takip etmeye çalışıyoruz. İlginizi kesmediniz yani. Evet. Şimdi Somali zirvesine gelelim. Bugün gerçekten önemli bir gün. 55 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek galiba Somali zirvesi. Zirveye geçeceğiz ama Somali'de gelinen son durum nedir? Önce izleyicilerimizi bilgilendirelim. Biz de merak ediyoruz. Tabii. Somali tabii gerçekten çok hızlı bir değişim içinde. Bundan önceki 1. Somali, İstanbul Somali zirvesinde bir takım kararlar alınmıştı ve Türkiye bu noktada gerçekten istikrarlı ve isabetli bir takım adımlar atarak 1. Somali zirvesinden sonra, Mayıs 2010 tarihinden sonra geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler'in bünyesinde yine İstanbul zirvesi, İstanbul konferansı çerçevesinde en az gelişmiş ülkeler konferansında bir takım kararlar alındı ve Sayın Başbakanımız burada her yıl en az gelişmiş ülkelere yönelik yani 49 ülkeye yönelik toplam 200 milyon dolarlık yardımda bulunacağını vaat etti 10 yıl boyunca. Ve bunun akabinde de 19 Ağustos'ta geniş bir katılımla siyaset dünyasından, sanatçı dünyasından, iş dünyası, STK'larla geniş katılımla bakanlarıyla, eşleriyle birlikte önemli, sıkıntılı ve riskli bir bölge olduğu iddia edilen yere 2 uçak dolusu bir heyetle gidip bu bölgeye dikkatleri çekti. İşte o ziyaret önemliydi. Evet. Biz o ziyareti elbette ki ekranlardan, yaptığımız haberlerden takip ettik ama yanlış yorumlamıyorsam o ziyaretinizin arkasından dünya Somali'nin sesini duydu diyebilir miyiz? Doğru mu? Kesinlikle öyle. Yani burada böyle bir kriz varmış. Genelde bunun edebiyatını, konuşmalarını, televizyon programlarını yapan bir dünya varken demek ki bu sıkıntıyı çözmek gerekiyormuş mesajını aldı. Oraya gidilebiliyormuş. Evet. Yani o metodolojiyi, o adımların nasıl atılacağını bir bakıma Başbakanımız ve Türkiye göstermiş oldu. Yani 19 Ağustos'taki ziyaretin hemen akabinde 20 Ağustos'ta Dolmabahçe'de bir zirve düzenledi Sayın Başbakanımız ve STK'ların temsilcilerini, bürokrasinin temsilcilerini bir araya getirip konuları tartıştırdı, bir takım kararlar aldırttırdı ve hızlı bir şekilde onların adımlarını attı ve Somali Yardımlar Koordinasyon Kurulu'nu kurdurttu. Başkanlığını Sayın Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ'ın yapmış olduğu bu koordinasyon kurulu bir dizi toplantılar düzenledi ve ondan sonra 220 kişilik bir teknokrat, bürokrat ve STK temsilcisiyle ilk seyahatini tekrar bir hafta sonra yaptı. Ve orada kurumlarla, ilgili kurumlarla birebir görüşmeler, işte havacılık, liman, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, her birim kendi muhataplarıyla işte workshop tarzında toplantılar yapıp sorun tespitleri ve çözüm önerileriyle ilgili çalışmalar yapıp hızlı bir şekilde bir takım hareketlilik başladı. Ondan sonra adım adım her hafta, her ay oradaki çalışmaları takip ederek bugünlere gelindi. Çok şükür şu anda Sağlık Bakanlığı'nın, TOKİ'nin geliştirmiş olduğu proje çerçevesinde 200 yataklı bir hastane inşası devam ediyor. Pek çok STK'mız orada sağlık merkezi, hastane, yetimhane gibi açılışlar yaptı. Aşhaneler kurdu. Gıda dağıtım ve acil yardım çalışmaları tamamlandı. Artık teknik yardım sürecine geçildi. Bugün itibariyle TİKA ofisimiz orada ihalesini yapmakta ve Mogadişu'nun içindeki bir ana arter olan bozulmuş, havaya uçurulmuş yolları tekrar inşa etmek üzere ihale ediyor. 23 kilometrelik bir yol ihalesi yapılıyor. Anayasa Mahkemesi binası baştan sona restore edildi. Önümüzdeki ay geçici hükümetten sonra seçimlere gidilecek. Bir, önemli bir toplantı yapacak Somali. 1500 kişilik bir toplantı tertip edecek ve diasporayı toplamaya çalışacak. O binanın yeterli bir lojistiği kazanması için orada bir bina yenilendi, toparlandı. Ve buna benzer pek çok çalışma, çevre, çöplerin toparlanması, kampların güzelleştirilmesi, işte kızlak kampının kurulması gibi, işte ekmek dağıtımı gibi pek çok alanda Türkiye devletiyle, milletiyle ortak bir projede büyük bir operasyon yürütmekte şu anda. Türkiye devletiyle, milletiyle Somali'de maalesef çok okuduk haberleri, çok gördük. Somali'de ölen çocuklar vardı. Hala var mı? Çok şükür Sağlık Bakanlığımızın verilerine dayanarak söylüyorum. Orada bizim iki tane sağlık merkezimiz var, sahra çadırlarımız var. Normal STK bünyesinde faaliyette bulunan hekimlerimiz var. Normal açlıktan ve kuraklıktan, susuzluktan dolayı ölen çocuk sayısı yok şu anda. Yani normal diğer ülkelerdeki ortalamaya ulaşmış durumda. Yani o noktada büyük bir adım atıldı. İlk gidilen dönemde
Yani gerçekten psikolojik olarak da ciddi sıkıntılar olan bir toplulukla karşı karşıya kalmıştık. Ama şu anda yüzleri gülen, mutluluk içinde eğlenebilen, çok basit şeylerle mutlu olabilen güzel bir şehir konumunda Mogadişu. Zaten aç kalması, fakir olması imkansız olan bir bölge. Yani dünyanın en verimli toprakları var. Organik tarıma elverişli arazileri var. 3300 kilometrelik sahil şeridiyle balıkçılığa uygun envai çeşit deniz ürünlerinin olduğu yerler var. Afrika'nın bir zamanlar et deposu, keçi, deve yetiştirilmesi konusunda çok uygun bir iklimi var. Yani ekvator iklimi olduğu için. Önemli olan bütün bunları onlara öğretmek mi? Öğretmek dedi. Onlar aslında çok biliyorlar. Tabii yani Habeşistan bölgesi aslında 1. Dünya Savaşı'na kadar Aden Körfezi ve Süveyş Kanalı bölgesinin insanları dünyanın en tüccar insanları. Şu anda bile oranın diasporası var dünyada 150 bin kadar. En başarılı tüccarlardan, iş adamlarından oluşmakta. Her şeyi biliyorlar. Çok başarılılar, gayretliler, çalışkanlar. Ancak en önemli şey bunu öğrenmiş olduk. Yani bir yerde bir kriz varsa, siz lojistik imkanlarınızı kestiğiniz zaman, ulaşımı kestiğiniz zaman, işte Türk Hava Yolları'nın başlamasıyla bile büyük bir mesafe kat ettiler. Geçtiğimiz aylarda başladı galiba. Mart, 6 Mart ilk seferinde başlattı. O da ayrı bir dönüm noktasıydı bence Somali için. Pek çok alanda kriz oluştuktan sonra ve oradaki terör örgütüyle iç çatışmalarla yaşanan güvenlik sorunlarının yaşanmasıyla birlikte cap canlı bir devlet, bir millet bir anda çökebiliyor. Biz şimdi bir takım arşiv çalışmaları yaptık. 30-40 sene önce Afrika'nın, Doğu Afrika'nın en modern şehri. Araçların gittiği, geldiği mağazalar, dükkanlar, spor merkezleri, güzellik merkezleri falan oldu. Çok böyle bakımlı bir şehirken bir anda bir krize girmiş bir devlet konumuna geldi. Onun için aslında bütün dünyanın yapması gereken şey oradaki siyasi ve güvenlik konularının hızlı bir şekilde çözüme sağlanması. Ondan sonra da kendi ayaklarının üzerinde durabilecek ölçüde bir enjeksiyon yapılması. Ondan sonra çok güçlü, çok başarılı bir devlet olur. Büyük bir toprak parçasında 9 milyonluk bir nüfus aslında. Şimdi dünya da artık görüyor sayenizde. Kesinlikle. İşte bugün neler olduğunu konuştuk. Bugünden sonra neler olacak? İstanbul zirvelerin başkenti oldu artık. Medeniyetler İttifakı bir taraftan devam ederken bugün Somali zirvesi başlıyor. Peki neler konuşacaksınız? 55 ülke burada galiba. Bakan düzeyinde mi katılıyorlar? Şimdi tabii hükümet başkanları düzeyinde, devlet başkanları düzeyinde ya da işte dışişleri bakanları düzeyinde yarın o resmi açılışın toplantısı başlayacak. Biz bugün ortaklık platform toplantıları başlayacak ve orada STK'lardan ve çeşitli Birleşmiş Milletler'den ve Türkiye'den temsilciler karşılıklı görüşmeler yapacaklar. Bir dizi tartışmalar yapacaklar. Çözüm önerilerini ortaya koyacaklar ve bunlar rapor olarak yarınki toplantıya takdim edilecek. Yapılacak. Ondan sonra bir takım kararları alınacak veya en azından alınmış kararların tartışması, değerlendirmesi yapılacak. Sonuçta Türkiye belli bir gündemde Somali ile ilgili çalışmaları yapıyor. Ve pek çok noktada aslında biz bunları yapıyoruz, size de şunları tavsiye ediyoruz şekline gelmiş durumda. Yani hızlı bir şekilde büyükelçiliğimiz açıldı orada. İlk defa uluslararası düzeyde büyük bir devletin, küçük birkaç tane devletin civar ülkenin orada büyükelçiliği vardı ama çok etkin değildi. Ama Türkiye ilk büyükelçiliği, büyük bir devlet olarak orada açtı. Diğer ülkelere de dedi ki Nairobi'de, işte Addis Ababa'da oturarak oralardan diplomatik ilişkiye geçmeyin. Risk alın, gelin taşın altına elinizi koyun ve büyükelçiliklerinizi açın. Burada etkin olmaya çalışın dedi. Ve Birleşmiş Milletler ofisine dahil olmak üzere bizim büyükelçiliğimizden sonra hızlı bir şekilde açılmaya başlandı. Eskiden küçük taka dediğimiz, tekne dediğimiz düzeyde limanlara da bekleyen gemiler olmadığı bir ortamda şimdi gemiler açık denize sıra bekliyorlar. Limana yüklerini boşaltmak, almak için. Dolayısıyla bir canlılık var, bir hareketlilik var. Önemli olan bu hareketlerin sürdürülebilir olması ve uzun yıllar boyunca devam edecek şekilde o krizin adım adım çözülmesine katkı sağlaması. Yoksa bugün krizi çözersiniz, 5 sene sonra aynı krize girer. O sağlıklı bir çözüm değil. Şimdi hareket başlayınca mutlaka bereket de beraberinde İnşallah. Gelecektir. Peki diğer ülkeler neler söylüyorlar? Diğer ülkeler tabii Türkiye'yi büyük bir takdirle alkışlıyorlar. Yani bir bakıma takdir ediyorlar, bir bakıma da tabii ki tatlı bir rekabet de oluşuyor. Yani Türkiye'nin bu şekilde hızlı bir şekilde yol alması, mesafe alması ve etkin olması ister istemez belli ülkeleri de rahatsız edebiliyor. Ama genel olarak takdir ediyor ve
tavsiyeler alıyor. Sürekli heyetler gelip gidiyor. Neler yapabiliriz, bizler nasıl katkı sağlayabiliriz şeklinde önerilerimizi dikkate almaya çalışıyorlar. Yoğun bir trafik yaşıyoruz o ülkeler çerçevesinde. Onların da güzel katkıları başladı. Yardım çalışmaları, faaliyetleri, teknik işbirliği çalışmaları başladı. İnşallah giderek artacak. Şimdi zirvenin sonuçlarını merak ediyoruz. Ayrıntıları zirveden sonra yeniden sizinle İnşallah. Konuşalım. TİKA'ya geri dönelim. TİKA kültürel konuda da pek çok faaliyet gösteriyor dediniz. Türkçe konusunda neler yapıyor acaba? Gittiği ülkelerde var mı böyle faaliyetleriniz? Biz tabii TİKA olarak yaklaşık 11 yıl kadar Türk dilinin yaygınlaşması konusunda, Türkçe derslerinin verilmesi konusunda pek çok ülkede kurslar, eğitim programları başlattık. Çeşitli üniversitelerde Türkoloji projeleri açtık, birimleri açtık, donanım ve teknik destekler sağladık. Ancak Yunus Emre Enstitümüzün ve Yunus Emre merkezlerimizin kurulmaya başlamasıyla birlikte geçtiğimiz yılın sonlarında bir protokolle bütün bu faaliyetlerimizi biz Yunus Emre merkezlerine devrettik. Sonuçta TİKA olarak biz de orada yönetiminde yer almaktayız, birlikte çalışmaktayız. Ama diğer ülkelerin kültür merkezleri gibi Yunus Emre'mizde etkin bir şekilde bu çalışmaları yürütmektedir. İnşallah daha da geliştirecek. Pek çok ülkede yeni yeni merkezler açıyorlar. Biz yine işbirliği çerçevesinde belli merkezlerin kurulması, restore edilip tarihi binaların restore edip düzenlenip bir kültür merkezine dönüştürülmesi ve müstenin belediye edilmesi noktasında da belli çalışmaları zaman zaman yürütmekteyiz çeşitli ülkelerde. Ve kardeş kuruluş olarak onlarla birlikte hareket etmekteyiz. Bu konuya şuradan geldim. Türkiye bir taraftan da Türkçe bayramı yaşıyor. Türkçe olimpiyatları biliyorsunuz başladı. Somalili çocuklar geldiler. Türkçe şarkılar söylüyorlar. Dolayısıyla mutlaka sizin ve oradaki okulların da katkısı olmuştur. Evet. Türkçe olimpiyatlarında var mı TİKA? Türkçe olimpiyatlarında da tabii biz çeşitli STK'larla işbirliği çalışmalarımız çerçevesinde Türkçe olimpiyatlarında da bu yıl yine her yıl olduğu gibi sponsoruz. Ve pek çok çalışmalarda da şunu görüyoruz. Türkçe dünyada en yaygın ve en istenilen dil olma yolunda ilerlemekte. Çok hızlı bir şekilde büyük taleplerle karşılaşıyoruz. Yani her gittiğimiz bölgede bize Türkçe kursları açın şeklinde talepte bulunuyorlar. Biz bunları tabii Yunus Emre'ye aktarıyoruz. Biz Yunus Emre'nin haricinde çeşitli STK'lar da artık devreye girip böyle kursları açmaya çalışıyorlar. Geçtiğimiz iki hafta öncelerde biz Doğu Afrika'da belirli çalışmalar yaptık. İlk defa geniş bir heyetle Osmanlı'nın son terk ettiği, bıraktığı şehirleri ziyaret ettik. Harar bölgesi Etiyopya'da, Mekele şehrine Necaşi Kralı'nın bulunduğu ve 15 sahibiyle yattığı biliyorsunuz Hristiyan Kralı olarak bir grup Medine'den, Mekke'den gelen sahabeyi misafir etmiş ve bir insanlık dersi dünyaya vermişti. Oranın restorasyonu ile ilgili çalışmaları yürüttük. Ve şunu gördük, Harar'da biz Türk'üz diyen Afrikalılar var. Biz Harar Türkleriyiz, bize Türkçe öğretin. Cibuti'ye gittik, Hasoba Türkleriyiz, bize lütfen Türkçe öğretin. Biz Yemen'den geldik, Kahire'deki Türk ailelerimiz var işte, Kayseri'den, Konya'dan geldik diyen, Afrika'da Türkçe öğrenmek isteyen, Türk olduğunu iddia eden pek çok insanla karşılaştık. Türk olmayıp da ben artık Türkçe öğrenmek istiyorum, İngilizce, Fransızca yerine Türkçe kullanmak istiyorum diyen yüzlerce insanla karşılaştık. Onun için önümüzdeki yıllarda Türkçe artık çok aranılan, çok özel fayda sağlayan bir dil olarak da dünya gençliğine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü bu çocuklar hızla büyüyorlar. Tabii. Bu çocuklar bulundukları yerlerin en büyük, en yetenekli çalışanları olacaklar. Devlet İnşallah. Bakanları olacaklar. Mutlaka sizin de katkılarınıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben çok teşekkür ederim. Hem bize anlattınız, TİKA'yı bize biraz daha yakından tanıttınız. Şimdi Somali zirvesi var. Sizi çok tutmayacağız. Bakanımızla birlikte olacaksınız. Yeniden görüşmek dileğiyle diyelim ve sonuçları sizden bekliyoruz ama. Zirveden çıkacak sonuçlar. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Özel gündemde bugün TİKA Başkanı vardı. Doktor Serdar Çam bizimle birlikteydi. Buradan da Somali zirvesine doğru geçecekler. Ayrıntılar yine TRT haber ekranlarında olacak. İyi bir gün dileğiyle. Hoşçakalın diyelim.